Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanımat Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf LGS 1. 2. dönemin ilk konusu olan doğrusal denklemler, bir bilmeyeli denklemlerle karşınızdayım. Bu doğrusal denklemler içerisinde bir bilmeyeli denklemler var. Koordinat sistemi veya koordinat ekseni var. Doğrusal denklemler var. Grafik çizme ve eğim konuları var. Biz bugün sizlerle birlikte bir bilmeyeli denklemler üzerine duracağız. Ve başlayalım arkadaşlar. Bir bilmeyeli denklemler deyince aklımıza ne gelir? Şimdi düşünün, siz manava gidiyorsunuz. Manavda meyve alıyorsunuz, sebze alıyorsunuz. Almış olduğunuz meyveleri, elmaları, portakalları, mandalinaları teraziye koyup tartıyor. Burada görmüş olduğunuz sağ kefede 3 tane elma var. Sol kefede 6 kilogram var. Ve size şöyle demiş, 3 tane elmanın ağırlığı eğer 6 kilogram ise diyor, o zaman bir tane elma kaç kilogramdır veya ağırlığı ne kadardır gibi bilinmeyen ifadeler karşımıza çıktığında biz buna bir bilinmeyeni denkleme diyeceğiz. Peki bir bilmeyeli denklem nedir? Bir bilmeyeli denklemin sağ tarafı ve sol tarafı bir terazi gibidir. Birbirine eşit olması gerekiyor diyoruz. Ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz denklem çözeceğiz ya. Acaba denklem çözerken neye dikkat etmemiz lazım? Hangi kurallar var? Bu kurallar önemli. Şimdi bilineler bir tarafa, bilmeyeler bir tarafa. Yani terazinin sağ kefesiyle sol kefesi, işte sağ kefeye biz bilineleri alalım. Sol kefeye ise sağ kefeye ise bilinmeyenleri alalım şekilde. Eşliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. Bu ne demek? Şimdi gelin arkadaşlar. Burada bir terazimiz vardı. Bu terazide siz buraya bir elma daha alabilirsiniz. O zaman bir elma aldığınızda o bir elmanın ağırlığı kadar ağırlığı da buraya koymanız gerekiyor diyoruz. Eşliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. Yani şurada görmüş olduğunuz terazide bir elma çıkarırsam şuradaki ağırlıktan da ağırlık çıkarmam gerekiyor diyoruz. Eşliğin her iki tarafı aynı sayıyla bölünebilir. Eşliğin her iki tarafı aynı sayıyla çarpılabilir. Arkadaşlar bu yapmış olduğunuz eklenme, çıkarma, bölme ve çarpma her iki tarafta olduğu sürece denklem değişmez diyoruz. İçe dışa çarpımına dikkat edeceğiz. Niye dikkat edeceğiz? Çünkü artı eksilerde hata yapma durumumuz olabilir. Onlara dikkat edeceğiz diyoruz. Şimdi biz bu kadar işlem yaptık. Ekledik, çıkardık, böldük ve çarptık. Daha sonra içe dışlara çarpımı da yaptık. Biz neye dikkat edeceğiz? Biz bulduğumuz bu sonuç ifadenin çözüm kümesini sağlayan denklemin köküdür. Denklemin kökü ne demek? O ifadede x, y, z olabilir. Orada bilmeyen bulduğumuz sonuç bir denklemin köküdür diyoruz. Bakalım arkadaşlar, bu denklemin kökü ne demek? Şimdi şöyle bir ısırma sorusuyla başlayalım. Diyelim ki şöyle bir soru karşınıza çıktı. 2x eksi 10 sıfır ise denklemin kökü kaçtır? Veya x kaçtır? Bakın burada x'ten kastettiği durum denklemin kökü. Yani bu ifadeyi sıfır yapan değer kaçtır? Şimdi biz demiştik ya, bilineler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa. Şu 2x bilmiyoruz ya, sol tarafta kalsın. Bakın eksi 10 diğer tarafa giderse şuna dikkat etmeniz lazım. Artı 10 diye gider. Artı 10 diye gider. Bu birinci çözüm yolumuz olsun arkadaşlar. Bakın birinci yol. Şimdi hangi sayıyı 2 ile çarparsam 10 olur veya her tarafı aynı sayıya bölersem bakın 2'ler gider. X buradan 5 olur. Demek ki denklemin kökü veya işlemin sonucunu 0 yapan değer 5'tir. Peki ikinci çözüm yolu nedir? Bakın ikinci çözüm yolu önemli. Biz ne yapabiliriz? Her tarafa eğer artı 10 eklerseniz bakın 2x eksi 10 artı 10 yaparsanız 10 artı 10. Bakın burada ben her tarafa artı 10 ekledim. Şimdi burası sıfırdı arkadaşlar. Bakın artı 10 eksi 10 birbirini götürdü. 2x eşittir 10'dan. Yine her tarafı 2'ye bölersem niye 2'ye bölüyorum? X'i yalnız bırakmam için. Çünkü biz demiştik ya, bilineler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafta olsun. O zaman 2'ler sadeleşir. Bakın sonuç 5 çıktı diyoruz arkadaşlar. Buradaki amaç her tarafı aynı sayı ekleyip çıkarmak. Veya eksiyi siz diğer tarafa atarsanız artı olur. Artıyı diğer tarafa atarsanız eksi olur diyoruz. Burada her tarafı artı 10 da ekleyip çıkarabiliriz diyoruz. Buradaki mantık bilinmeyeni bir tarafa, bileni bir tarafa yalnız bırakmak diyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi denklemin kökü veya işlemin sonucu burada x kaç ise denklemin kökü de odur diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Yine güzel bir sorumuz daha var. Şimdi diyor ki 7x eksi 2 artı 3x artı 12 eşittir 5x eksi 10 ise x kaçtır? Bizden x soruyor. Şimdi biz ne yapabiliriz? Bakın aynı olanı toplayabiliriz. Aynı olanı kendi arasında bakın. 7x, 2x. 7x artı 3x. Şu birileri aynı kendi aranda toplayalım. Şöyle 5x eksi 10.
Burada 10x, bakın burası artı 10 oldu, eşittir 5x eksi 10. Şimdi burası önemli. Burası neden önemli? Biz bilinenleri bir tarafa, bilmeyeni bir tarafa atalım. Şöyle biz 5x'i bu tarafa atalım, artı 10'u bu tarafa atalım. Bakın 10x 5x iken eksi 5x olacak, eşittir. Devam ediyorum, bakın eksi 10 şu artı 10 diğer tarafa gitti, o da eksi 10 oldu. Devam ediyoruz buradan. Bakın 5x eşittir. 10x'ten 5 çıkardım. 5x eşittir eksi 20. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Veya 5'i neyle çarparsak eksi 20 olur diyebilirsiniz. Biz burada x'i yalnız bırakmak için x'in katsayısı 5 ise biz her tarafı 5 ile bölebiliriz. Yani bize demiştik, denklemin her iki tarafını aynı sayıyla bölebiliriz. Her tarafı 5'e böldüğünüzde x eşittir 20 bölü 5'ten 4 eksi vardı eksi 4. Demek ki burada x eksi 4'tür. Burada biz neye dikkat edeceğiz? Eğer siz denklemde bilinen ve bilmeyenli bir tarafa attığınızda burada görmüş olduğunuz 5x'i bu tarafa attım eksi oldu. Artı 10 diğer tarafa attım eksi oldu. Bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü denklemin çözümünü sağlayan asıl nokta siz bilinen ve bilmeyenli bir tarafa attığınızda artının eksiye, eksinin artıya dönüştüğü yerdir. Lütfen o noktalara dikkatli bir şekilde çözüm yapalım diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet, yine güzel bir soru var arkadaşlar. Diyor ki bu neye dikkat sorusu yazmışım, onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi ben burada bir işlem yapacağım. Bu bulduğum işlem neye göre artı eksi olduğunu, onun için ben dikkat sorusu diye yazdım. Verilen eşitliğe göre x kaçtır? Veya buradaki x kaç olursa ki işlem doğru olur. Bir eşitlik varsa şöyle bir içe dışa çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle içler dışa çarpma. Yani 4 çarpı 3 eksi x eşittir 3 çarpı x artı 3. Burada aman dikkat diyorum. Niye? Bakın 4'ü çarpacağım. 4'ü şöyle dağıtacağım. Çarpmanın toplama üzerinde bir dağılma özelliği. 4 çarpı 3 12. 4 çarpı x 4x ama artı eksi olduğu için eksi 4x. İşte burada dikkat gerekir. Çünkü eksi artı yanlış yaptığımız durumda soru gider. Bakın 3 çarpı x'ten 3x artı 3 çarpı 3'ten 9 oldu. Şimdi ben neye göre burada ne yapacağım? Burada ben artı 9'u bu tarafa alayım. Eksi 4x'i bu tarafa alayım. Amaç bilinen ve bilmeyeni bir tarafa atmak. Bakın 12. 9'u bu tarafa attım. Eksi 9 oldu. Bakın 3x eksi 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4x olur. Şimdi burası 12'den 9 çıkarırsam 3 olur. Eşittir. 3x 7x daha 4x daha 7x. X'i yalnız bırakmam için her tarafı 7'ye böleceğim. Çünkü 7'nin x'in katsayısı 7'dir. O zaman x eşittir 3 bölü 7 diyoruz. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar, içe dışa çarpma yaparken şuradaki eksi artılara dikkat etmemiz lazım. Aynı şekilde bilinen ifadeler ve bilmeyen ifadeler aynı yere bırakıldıktan sonra artı 9 buraya eksi 9 oldu. Eksi 4x diğer tarafa artı 4x diye gitti. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya eksi 9 ekleyebilirsiniz. Buraya artı 4x, buraya artı 4x ekleyebilirsiniz diyebilirsiniz. Bu da işlemin doğru çözümüdür. Evet arkadaşlar, güzel bir soru daha. Verilen denklemde eşitliği sağlayan, bakın eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi böyle bir ifade normal bir rasyonel sayı varmış gibi. Normal bir rasyonel sayı varmış gibi yapalım. Şimdi biz rasyonel sayılardan toplama çıkarma yapmamızın bir yolu vardı. Neydi? Paydır eşlemek. Biz burada 6, 3, 4 ve 2 var. Bunlar 12'de eşlenir. Bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu da 2 ile genişleteceğim ve paydala işleyeceğim. Ama şuna dikkat edin. Şimdi ben 6'yı pay ile çarpmam lazım. 6 çarpı x artı 1 artı şurası 3 çarpı 3x eksi 4 çarpı x. Bakın hepsinin paydası aynı olacağı için ben payda en sonda yazayım. Şöyle 12 eşittir 2 çarpı x eksi 1 bölü 12. Böyle bir soruda siz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi payda aynı olduğu için paydayla sadeleştirebilirsiniz. Bakın 6x artı 6 dağıtıyorum şöyle. Artı 9x eksi 4x eşittir 2x eksi 2. Çünkü ben 2'yi de dağıtmam lazım. Bakın 6x eksi 4x 6x eksi 4x artı 6 bir de 9x de var arkadaşlar. 9x eşittir 2x eksi 2. Burada aynı olan ifadeleri aynı şekilde toplamam lazım. Bakın 6x, 5x, 6, 9, 6 daha 15x, 4 çıkardım 11x. 11x artı 6 eşittir 2x eksi 2.
Şimdi ben ne yapabilirim? Her taraftan bakın, her taraftan eğer -2x çıkarırsam, yani şöyle -2x, buraya da şöyle -2x ekliyorum. Aynı şekilde her taraftan -6 çıkarıyorum. -6 -6. Amaç şuradaki, veya şöyle diyebilirsiniz. 6'yı bu tarafa dağıtabilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. 11x'ten 2x çıkardım. Buradan 9x oldu. Eşittir diyorum. Eşittir diyorum. Bakın 6'yı diğer tarafa atarsam, -2 -6 oldu. Bakın -2 -6. O zaman 9x eşittir -8'den. Her tarafı 9'a bölmem lazım. Çünkü x'in kat sayısı 9'dur. X eşittir -8/9 diyoruz. Buradaki en önemli noktalardan birisi paydalarını eşitliyorsunuz. Paydaları eşitledikten sonra şurada eşitlediğiniz sayı hem payda ile hem paya çarpıyorsunuz. Şuradaki payda aynı olduğu için biz dedi ki burada şöyle hemen şu an sadeleştirelim ki işlem daha uzamasın dedik arkadaşlar. Böyle sorulara lütfen en çok dikkat edeceğiniz nokta şu çarpma ve çarpma işlemi yaparken eksinin dağıtımında dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru var. Bu yıldızlı bir sorumuz var. Diyor ki verilen denklem eşitliğinden denklemi sağlayan x eşittir 4 ise. Peki bakın demiş ki x eşittir 4 ise y kaçtır? Şimdi eğer size böyle bir soru gelirse ve derse ki bu ifadede denklemin eşitliğini sağlayan x 4 derse, x 3 derse, o zaman biz diyeceğiz ki x yerine 4 yazacağız. Yani bu 4 buradaki denklemi sağlayan bir değerdir o zaman. O zaman biz diyeceğiz ki x eşittir 4 olacak. X yerine 4 yazıyoruz. Bakın 12 bölü 4 artı 3 artı 6 bölü 4 artı y eşittir 3 bölü 4 eksi 3. Hemen ne yapıyoruz? X yerine 4 yazıyoruz. Çünkü burada demiş ki x 4'tür. Bakın 12 bölü 7 artı 6 artı 4 artı y eşittir 3. 3 bölü 1'den 3. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu birler bir tarafa, birler bir tarafa ya. O zaman 12 bölü 7 şuraya alıyorum. Diyorum ki 6 bölü 4 artı y eşittir 3 eksi 12 bölü 7. Çünkü 12 bölü 7 diğer tarafa atarsanız eksi diye gider diyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın 6 bölü 4 artı y eşittir 7 kere 3 21. 12'den çıkarırsam 9 bölü 7. Şimdi 9 bölü 7. Burada içe dışa çarpımı yapmadan önce şunu da yapabilirsiniz. Yani şunları sadeleştirebilirsiniz. Burası 3'e böldüm. 2 buraya 3'e böldüm. 3 oldu. Bakın 7 kere 2 14. 14 eşittir 3 çarpı 4'ten 12. 3 çarpı 7'den 3'ye. Şimdi burada ne yapabilirsiniz denklem çözmede? 12 bu tarafa atarsanız 14 eksi 12 eşittir 3'ye. 2 eşittir 3'ye. Her tarafı y'yi yalnız bırakmak için 3'e bölmeniz lazım. Şöyle 3'e böldüğünüz y eşittir o zaman 2 bölü 3 çıktı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur arkadaşlar. Eğer verilen denklem eşliğinde denklemi sağlayan x eşittir 4 diyorsa, o zaman diyeceksiniz ki x yerine 4 yazacaksınız ve diğer verilmeyen ifadeyi bulacaksınız. Tek çözüm yolu budur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi biz denklem üzerinde problemi nasıl çözeceğiz? Hani problem çözerken neye dikkat etmemiz lazım ona bakalım. Diyoruz ki problem çözme kurallarında neye dikkat edelim? Biz karşımıza bir problem çıktığında ne yapacağız? Önce verilenler, istenenler ve sonuç ne ona bakacağız. Çünkü biz bunları belirttiğimizde sonuç daha kolay çıkar. Herhangi bir problemde, denklemde siz ne yapacaksınız? Örneğin herhangi bir sayı dedi, herhangi bir değer dedi. O zaman deyin ki sayımız x olsun. Hiç önemli değil. A olsun, B olsun, C olsun, D olsun, K, L, M, N. İstediğiniz harfi verebilirsiniz. Dedim ki sayımız x olsun. Bakın bir sayının 3 katının 2 fazlası. Bir sayının 3 katının 2 fazlası. Kat çarpmaydı, fazla toplamaydı. 3 katı artı 2. Bir sayının yani x'in 3 eksiğinin 3 katı. Bakın 3 eksiğinin 3 katı. Önce 3 çıkardım, sonra 3 çarptım. Bir sayının yarısının 5 eksiği. Yarısı neydi arkadaşlar? 1 bölü 2'ydi. X bölü 2'nin 5 eksiği. Bu ifadeler çok çok önemlidir. Soru çözümünde bunlar size kolaylık sağlayacaktır. Hangi sayı diyorsa hemen x deyin, a deyin, b deyin, önemli değil. Bakın bir sayının 3 katı. Ben bunu katın çarpma olduğunu biliyorum. O zaman 3x 2 fazlası artı 2 şeklinde. Biz bunları yaptığımızda soru daha kolay çıkar. Bakalım arkadaşlar.
Şimdi diyor ki bir sayının, bakın bir sayının 5 fazlasıyla hangi sayı? X sayısı. Sayımız X olsun. Hiç önemli değil. 5 fazlası. Bakın bir sayının 5 fazlasıyla, yani X artı 5 ile aynı sayının 2 katı. Aynı sayının 2 katı kaçmış? 2 katı neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Bakın bir sayının 5 fazlasıyla aynı sayının 2 katı toplamı kaçmış? 20. O zaman şöyle diyeceğiz. Bakın x 2x daha 3x artı 5 eşittir 20. Ne yapabiliriz? 5'i diğer tarafa atarsanız 3x eşittir 15. Her tarafı 3'e bölmeniz lazım ki x yalnız kalsın. O zaman x eşittir 5. Bakın bir sayının 5 fazlası, 5'in 5 fazlası arkadaşlar kaç oldu? 10 oldu. Bakın şurası 10 oldu. 2 ile çarptığınızda burası da 10, 10, 10 daha 20. Yani burada dikkat etmeniz gereken o verilen matematik cümlesini bir işleme dökmek. Bakın işlem haline getirmek. Bir sayının 5 fazlası. X artı 5. 2 katı. 2x topla. 20'ye eşitle. X'i buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi en çok karşılaşılan sorulardan yaş soruları. Ahmet ve Ali'nin yaşları toplam 35'tir. Bakın şimdi Ali burada olsun. Ahmet de burada olsun. Şu anki yaşları toplam 35. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 43 olur? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer Ali büyürse Ahmet de büyür. Yani her ikisinden de yaş aynıdır. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Eğer ikisi arasındaki yaş farkı 5 ise 10 yıl sonra da 5'tir. 100 yıl sonra da 5'tir. Çünkü ikisi de büyür. Şimdi 43'ten 40, 35'ten 43'e kadar kaç yıl geçiyor arkadaşlar? 8 yıl. Şimdi 8 yıl geçmişse, 8 yıl geçmişse Ahmet ve Ali yaşları toplamı şu an 35 ya. Kaç yıl sonra 43 olur? 43 geçmesi için 8 yıl geçmesi lazım. O zaman buradan 4 yıl, bu da 4 yıl büyür. Yani 4 yıl sonra, bakın 4 yıl sonra ne olur? Yaşları toplamı 43 olur. Niye 4 yıl sonra? Çünkü Ali de 4 yıl büyür, Ahmet de 4 yıl büyür. Toplamda 8 yıl geçmiş olur. Ve 35 artı 8'den 43 diyoruz. Bu şekilde de çözüm yapabilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruda neye dikkat edeceğiz? Genelde denklem çözmede en çok zorlanılan konulardan birisi de problem çözme. Neye göre, neye dikkat etmemiz lazım? Bir havuzun 1 bölü 6'sı suyla doludur. Havuza 30 litre daha su eklenince havuzun yarısı dolmuş oluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır? Şimdi arkadaşlar, böyle soruda şöyle yapalım. Havuzumuz 1 bölü 6'sı mı? O zaman diyoruz ki şöyle bir havuzumuz var arkadaşlar. Hemen çizelim. 6 tane var. Bakın havuzumuz payda kaç ise, payda 6 mı? O zaman 6 tane bölme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6. Hepsi de eşit litre su alır. Hepsi eşit. Diyor ki bakın hepsine V diyelim. Şöyle V, V, V ya da X diyelim. X, 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 X. Demek ki havuzun tamamı 6X'tir. Yani bulduğumuz x'i 6 ile çarpacağız. Diyor ki 1 bölü 6'sı doludur. Yani bir tanesi dolu. Bakın bu dolu. O zaman geriye kalan boş. Havuza, bak havuza 30 litre daha su ekliyorsunuz. Bir kere bir tane x var. Sonra 30 ekliyorsunuz. Diyor ki havuzun yarısı doluyor. Yarısı nedir arkadaşlar? Bakın yarısı şudur. Ya da yarısı şudur. Yarısı 3x, yarısı 3x. O zaman x artı 30 kaça eşittir? 3x'e eşit. Şimdi her taraftan x çıkarırsam, bakın x artı 30 eksi x eşittir 3x eksi x. Biz demiştik ya denklemlerde her iki tarafta aynı sayı çıkarılıp eklenebilir. Artı x de eksi birbirine götürdü. 30 eşittir 2x'ten. Her tarafı 2'ye bölersem, çünkü x'i bulmam lazım. X eşittir 15. Şimdi x'i 15 bulduk. Bu 15 nedir? Her bir bölmesi 15'tir. Her bir bölmesi 15. Peki 15 ise kaç tane bölme vardı? 6 tane. 6 çarpı 15'ten eşittir 90. Demek ki tamamı 90 litre su alır. Buradaki soruların mantığı şudur değerli arkadaşlar. Siz bu soruyu çözerken paydaya bakın. Payda kaç ise o kadar şöyle bölme çizin. Ve 1 bölü 6 dolu. Eğer şu doluysa geriye 5 tane bölme eksik kalıyor. Havuza 30 litre su daha ekliyorsunuz. Zaten bir tane x doluydu. 30 daha eklediniz. Yarısını, diyor ki yarısı dolmuş oluyor. Yarısı 3x'tir. O zaman 3x'e eşit olması lazım. Biz buradan bir bölmesini 15 litre bulduk. Bizden 6 tane bölme, yani tamamını istiyor. 6 çarpı 15'ten
90 litre su alır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bir bilmeyen denklemlerde hangi konuda nerede yapacağımızı konusu üzerinde değindik. Bu videomuzda bir bilinmeyen denklemle ilgili önemli noktalara değindik. Bir sonraki videolarımızda gelecek arkadaşlar, devamı da olacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.